11 ili vuran deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Felaketin ilk günlerinde bölge genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakimdi. Ne var ki sıcaklıklar bölge özelinde şu sıralar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Okan Bozyurt'la konuşacağız şimdi. Sayın Bozyurt, hoş geldiniz kahvaltı haberlerine. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Şimdi dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri aslında iklim krizi kaynaklı kuraklık. Bunu konuşacağız ama öncesinde biraz önce de söz ettim. Afet sırasında oldukça soğuk ve yağışlı bir hava hakimdi. Bölgeye bakacak olursak önümüzdeki günlerde nasıl bir hava hakim olacak acaba? Kar beklentisi var mı 11 il genelinde? Buradan başlayalım istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii aslında en büyük şanssızlığımız biliyorsunuz aslında kurak bir kış geçti. Fakat tam böyle soğuk ve yağışlı hava kütlesi geldi. Bir de arkasından deprem felaketi oldu. Yani bu arada tabii ki ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum ve tabii ki yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ama o soğuk ve yağışlı hava kütlesi büyük bir şanssızlıktı. Fakat ne var ki şimdi birazcık hava sıcaklıkları yükseldi. Şimdi önümüzdeki günlerde yağışlı bir sistem bizi bekliyor. Hatta artık yağışlı sistem başladı şu anda ülkemizde. Ama bu sizin bahsettiğiniz işte tekrar soğuklar veya kar yağışı gibi haberlerimizi ancak biz Mart ayının ortası gibi bekliyoruz. Yani Mart ayının 10'undan itibaren 15 arasındaki bir dönemde yurdun içinde doğu kesimlerinde bir soğuk ve yağışlı sistem bekliyoruz. Çok net olmamakla birlikte. Yani özellikle bakın Malatya, Adıyaman'ın özellikle kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri bir soğuk sistem bekliyoruz. Ama dediğim gibi Mart'ın 10 ile 15'i arasında. Fakat Mart'ın 10'una kadar da hava sıcaklıkları yine bizim normallerin üzerinde seyretmeye de devam ediyor. Kuraklık söz konusu olduğunda elbette bu üzücü bir haber ama şu an bölgedeki depremzede vatandaşlarımız için bir süre daha en azından havaların sıcak seyretmesi, ılık en azından seyretmesi iyi bir şey. Mart ayında da inşallah kar gelir hocam. Şimdi kuraklığı konuşalım. Ciddi bir sorun olarak bu sene gündemimizde. Aslında uzun zamandır konuşuluyordu. Her sene bu başlığı açıyorduk ama bu sene daha da net kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son bir veri paylaştı, harita paylaştı. İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere birçok ilde olağanüstü kuraklık tehlikesi olduğu da kaydedildi. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Gerçekten kuraklık tehdidi altında mıyız? Evet, zaten haritada o kadar açık ki yani Türkiye'nin %80'inden fazlaki kısım şu anda büyük bir kuraklık pençesi altında. Hatta bu haritaya baktığımız zaman hidrolojik kuraklığın yanı sıra artık tarımsal kuraklığın sınırına dayanmış durumda. Hidrolojik kuraklık nedir peki? İşte barajlardaki su seviyesinin azalması, yeraltı su seviyelerinin aşağı çekilmesi, aynı şekilde göl yine akarsu debilerindeki azalma, bunlar bir hidrolojik kuraklık bize yansıtıyor. Ama bunun dışında bunun sonucu olarak nedir peki? Devam ederse, ısrarlı bir şekilde devam ederse topraktaki nem miktarı giderek düşecek. Bu da tabii ki tarımı vuracak. Biz buna tarımsal kuraklık diyoruz. Daha da ciddi sonuçlara yol açacak. Çünkü bu ekonomiyi de etkileyecek ciddi anlamda. Ama özellikle barajlara döndüğümüz zaman az önce de zaten haberlerimizde gördük. İstanbul'da başta olmak üzere işte Bursa, Ankara gibi büyük şehirlerimizdeki barajlarda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine geriledi. Ve dolayısıyla bizi zor bir yaz bekliyor. Eğer Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bu yağışlar beklenen düzeyde gerçekleşmezse. Evet. Gerçi elimizdeki bölgeler biraz Mart ayının yağışlı geçeceği yönünde ama bu yağışlar da istenen düzeyde değil sanki. Yani mevsim normalleri civarında bizi yağışlar kurtarmaz, onu hemen söyleyeyim. Ancak mevsim normallerin üzerinde bir yağış olması lazım ki, o da uzun süreli olması lazım ki birazcık bizi böyle bir düzlüğe çıkarabilsin. Hemen arkasından gelecek olan Nisan ve Mayıs yağışlarının da bir hayli mevsim normallerinin üzerinde olması gerekiyor gibi duruyor. Bir de NASA'nın verilerine baktığımız zaman 2023 yılının 2022 yılına göre daha sıcak geçeceği yönünde de elimizde bakın son bulgular var, son veriler var. Çünkü birkaç yıldır La Nina etkiliydi biliyorsunuz. Artık La Nina yerine El Nino gelmeye başladı. Bu da küresel ortalama sıcaklığı bir hayli yükseltecek. Bir de bunun içine bakın bu kuraklığın etkisine bir de buharlaşma şartları karışacak. Yani yüksek sıcaklıkla beraber. Bu biraz işimizi daha da zorlaştıracak gibi de duruyor. Barajlar iyice azalacak o zaman hocam. İstanbul'da şöyle doluluk oranı, yani genel olarak aslında İstanbul demeyelim, barajlardaki doluluk oranı %35,08'e geriledi bilgisi var. Yani şimdi yer altındaki belki var olan kar sularıyla birazcık artış vardır ama bu bize yetmiyor. Peki biz kısa vadede ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bir kuraklık planı var ama aslında
uzun vadeye baktığımız zaman şu anda %35 çok ciddi bir, yani çok tehlikeli bir rakam değil. Onu söyleyeyim, İstanbul için söylüyorum. Ama Tamam. tabii ki önümüzdeki günlere bakmamız gerekiyor. Yani bu yağışların mevsim normalleri civarında en azından üzerinde olması gerekiyor. Gerçi Mart ayının biraz yağışlı olmasını bekliyoruz. Ama eğer bu beklenen yağışlar da gerçekleşmezse, o zaman bu rakamlar %35'in altına düşecek. Zamanla %20'nin de altına düşecek. Belki Türkiye uzun vadede artık şunu da düşünmek zorunda kalacak diye düşünüyorum. İşte mesela Libya ve Mısır gibi ve İsrail gibi ülkelerde biliyorsunuz deniz suyunun arıtılma sistemi var. Hatta deniz suyu arıtıldıktan sonra bu normal içme suyu haline getiriliyor ve tarımda da kullanılıyor biliyorsunuz. Tarımda sulama amaçlı kullanılıyor. Belki Türkiye uzun vadede artık bunu da bir masaya yatırmaya ihtiyacı olacak diye düşünüyorum. Aslında bakın bütün bu haberlerimizde hep şu ortaya çıkıyor. Yani coğrafyanın önemi ortaya çıkıyor. Bakın ben hep onu söylüyorum bütün haberlerimde. Coğrafya aslında o kadar önemli bir bilim dalı ki, bakın depremden hava olaylarına kadar her şeyde bütün kapılar coğrafyaya aralanıyor ve dolayısıyla aslında eğitimden başlayarak coğrafyaya hak ettiği önem verilmesi gerekiyor. Hatta coğrafyanın zorunlu bir ders olması gerekiyor ve bu önemli kadrolara coğrafyacıların da yerleştirilmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum. Hocam jeolojiyi de ekleyelim mi ona acaba? Jeoloji var, zaten o zaten var ama coğrafya maalesef ve Zorunlu. coğrafyacılar şu an hak ettiği konumda pek olmadığını düşünüyorum. Anlıyorum hocam. Şimdi devam edelim. Önümüzdeki aylarda yağış görüyorum dediniz, görüyoruz dediniz ama yeterli miktarda değil. Acaba eğer böyle yeterli miktarda yağarsa biz açığı kapatmış olur muyuz? Yani hatta üstünde yağarsa mevsim normallerinin o açık kapanmış olur mu? Rahatlatır mı yaz boyunca bizi? Yazda sıcak geçecek diyorsunuz. Evet, şimdi Mart ayındaki yağışlar dediğim gibi önemli ama Nisan yağışları çok önemli. Özellikle tarım açısından çünkü vejetasyon dönemi başlayacak biliyorsunuz. Vejetasyon dönemi başladığı zaman Nisan yağışları son derece önemli oluyor. Bitkilerin filizlendi ve işte ekinlerin özellikle topraktan çıktığı dönemler. Ama bir de bakın şöyle bir şey var ki Mayıs-Haziran dönemlerinde özellikle iç kesimlerde karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde konveksiyonel yağışlar dediğimiz bizim halk arasında çokça tabiri kullanılan 40 ikindi yağmurları var. Bu da çok önemli. Özellikle her öğleden sonra görülen gök gürültülü sağanak yağışlar Mayıs ve Haziran aylarında. Eğer bu sene onlar da iyi olursa barajlardaki su seviyesi açısından o çok iyi olur. Tabii ki 40 ikindi yağmurlarının tarım açısından çok büyük bir önemi yok. Çünkü Mayıs ve Haziran aylarındaki yağışlar hububata yarardan çok zarar getiriyor. Onu da hemen belirteyim. Ama barajlardaki su seviyesi açısından ve göl gölet ve akarsu debileri açısından bu son derece önemli. Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Bu sene maalesef yüksek dağ kesimlerinde de çok fazla kar yağışı olmadı. Çünkü yüksek dağlardaki kar örtüsü aslında bir yerde su deposu görevini görüyor yaz açısından baktığımızda. Ama biz kar kalınlıklarına baktığımız zaman bu sene beklenen düzeyde de gerçekleşmedi maalesef. Evet, Sayın Bozyurt, şimdi devam edelim. Son bir sorum daha olacak size. Şimdi başta deprem olmak üzere sel gibi afetlerin önüne geçmek adına, kuraklıkla mücadele edebilmek adına bir hazırlık yapılıyor ve bunun adı da Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli hazırlandı. Bugün de İstanbul'da toplantısı gerçekleşecek. Acaba neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Tabii ki bu sorunları her yönüyle ele almak lazım. Çünkü burada biliyorsun sadece iklimsel kökenli doğal afetler değil, aynı zamanda tektonik kökenli Tabii. işte depremler gibi büyük doğal afetler de masaya yatırılıyor. Burada her yönüyle ele alınması gerekiyor. İşte burada bakın şimdi ben az önce meslek gruplarına baktım. İşte sosyologlar var, jeologlar var, inşaat mühendisleri gibi önemli meslek dalları var. Tabii ki bunlar olmazsa olmaz. Ama ben bunların için aslında coğrafyacıların da olmasını çok isterdim. İşte iklim bilimcilerin olmasını çok isterdim. Çünkü bakın kuraklıktan bahsediyoruz. Ama orada bir mesela coğrafya veya iklim kavramından pek bahsedilmedi. Bence bunun da telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bozcu, çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bu kadar önemli bir konuda kıymetli sözler söylediniz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.